Türkiye'nin hayallerini dinlemeye devam ediyoruz. Semih Yalman, nam diğer hayalet. CNN Türk'te Hayalet programına hoş geldiniz. Bugünkü hayalimiz biraz ilginç bir hayal. Çünkü hayal sahibinin bir hayal meleği var. Hayal meleklerimiz var aslında etrafımızda. Onlar bizlerin hayallerini dinliyorlar ve onları gerçekleştirmek için adeta çok çalışıyorlar. Bu hayal kurmakla hayal kuranın arasında oluşan bir köprü gibi. Dolayısıyla bugünkü hayalimizi dinleyelim, sonra biraz daha bu konu hakkında konuşalım. Merhaba, ben ve oğlum koyu bir Fenerbahçeliyiz. Bizim bir hayalimiz var. Fenerbahçe stadında birlikte maç izlemek, tesisleri görmek. Bu hayali Hayalet programı ile gerçekleştirmek istiyoruz. Bu hayali gerçekleştirirseniz çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Çınar'ın hayali Fenerbahçe maçını seyretmek. Ama Çınar hayalini kurmuş, birkaç kere dillendirmiş. Ama hayali bize yollayan Levent, Çınar'ın babası. O, Çınar'ın hayal meleği. Aslında hayal, gerçekleşmek için bir vesile bekliyor. Vesile olan biz, gerçekleştirecek olan biz ama aslında hayali bize getiren hayal meleği. Hayal edelim ki olsun. Evet, gene o an. Siz geliyorsunuz buraya, bir arkadaşımla İstanbul'u gezeceğiz falan diyorsunuz Çınar'a. Ben geliyorum, havaalanında karşılıyorum sizi. Ondan sonra İstanbul'u geziyor noktasında karşıya Kadıköy'e geçeceğiz. Kadıköy Fenerbahçe'ye. Aa, karşıda bir tane stat var. Ne stat o? Evet, gene o an. Şimdi bakalım burada ne tepki verecek? Çınar'a tabii ki hiçbir şey söylemeyeceğiz, hiçbir şey bilmeyecek. İstanbul'a geldiğini, maça gideceğini bilmeyecek. Ama önce Levent Bey'i arayalım ve Levent Bey'le bu anı ölümsüzleştirelim. En çok bu anı seviyorum. Efendim? Levent Bey, CNN Türk Hayalet programından Semih Yalman. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Levent Bey, oğlunuz Çınar'ın, 7 yaşındaki oğlunuz Çınar'ın hayali için bize bir video yollamıştınız. Evet. Ve bu videoda Fenerbahçe maçına, haftaya olacak olan Fenerbahçe maçına oğlumu götürmek istiyorum, böyle bir sürpriz yapmak istiyorum demiştiniz. Evet, evet. Biz bu hayali değerlendirdik ve seçtik ve haftaya Perşembe sizi burada bekliyoruz. Süper, süper. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey olmuş. Yalnız Levent Bey, şimdi süper. Çınar'a tozumak yok ha. Hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Her şey sürpriz olacak. Çok tamam. Teşekkür ederim. Çok süper bir şey olmuş. Çok sağ olun. Yani onun hayaliydi bu. Bu hayal sizin tarafınızdan gerçekleştirmek olması biz, çok güzel. Biz yalnızca vesileyiz burada. Esas melek, hayal meleği sizsiniz. Oğlunuza yaptığınız bu fedakarlık, bu özveri muazzam bir şey. İşte hayal böyle bir şey. Ben şimdi Hayalet ekibine söyleyeceğim detayları, bilet işini falan ayarlayacaklar. İstanbul'da sizi haftaya Perşembe günü karşılıyor olacağım. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok öpüyorum, oğlunu da öpüyorum. Haftaya Perşembe görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgiler, sevgiler. Saygılar. İşte hayal böyle bir şey. Her hayalin bir meleği var. Buradaki melek Çınar'ın babası. Muazzam bir özveriyle bize ulaştı. Biz onları duyduk ve Çınar'ın hayali gerçek olacak. Şimdi ben bir an evvel Hayalet ekiplerini arayayım. Onlar biliyorsunuz üniversitelerde, oradan destek oluyorlar bize. Dersleri başladı. Bir an evvel buradaki ayarlamaları yapsınlar. Haftaya ben onları karşılayayım ve Fenerbahçe maçına götüreyim. Siz de çevrenizde hayal meleği olabilirsiniz. Etrafınızdaki hayalleri duyun. Onları bize video mesaj olarak Instagram'dan yollayın. Hayalet CNN Türk hesabına. Video mesaj olarak mutlaka hayal meleği olup çevrenizde duyduğunuz hayalleri bize yollayın. Biz de onları gerçekleştirmeye çalışalım. Şimdi ekibi arıyorum ve detayları onlarla paylaşıyorum. Hayalet ki o. I break, 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 I break,
Heyecan Doruk'ta. Bugün büyük gün, Perşembe. Ben birazdan havaalanına gidiyorum. Çınar'la Levent'i karşılamaya. Fenerbahçe UEFA'da Spartak Trnava'yla oynuyor. Ve umarım kazanırlar. Bakalım gerisi günümüzün nasıl akacak. Ama biliyorum ki bugün Çınar için unutulmaz bir gün olacak. Şu anda havaalanına gitmek üzere yola koyuluyorum. Levent hoş geldin. Ne haber? Uzun zamanda görüşmedik. Sağ olun. Bu oğlan mı? Evet. Ne haber? Çınar, öpeyim mi seni? Ben senin babanın arkadaşıyım. İstanbul'u gezeceğiz. İyi misin? İyiyim. Her şey yolunda mı? Nasıl geçti yolculuğun? Hadi bakalım gelin. Sen hangi takım tutuyorsun? Fenerbahçe. Ben Galatasaray'ı tutuyorum. Ne yapacağız? Çok gitmek istediğin yeri var mı İstanbul'da? Var. Neresi? Fenerbahçe sahası. Çınar. Şimdi bak, evvela Galatasaray stadına gidelim. Ondan sonra Beşiktaş stadına gidelim. Sonra Fenerbahçe stadına gidelim. Yok, ilk Fenerbahçe. Ne zaman anladın Fenerbahçeli olduğunu? İki yaşından beri, wow. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Yok. Yok. Peki, iyi bakalım. Şimdi o zaman biz evvela Çınar'ı üzmeyelim. Kadıköy'den başlayalım İstanbul turumuza. Tamam mı? Kadıköy. Çınar, bir hayalini anlatsana bir. Futbolcuları yakından görmek. Peki senin Fenerbahçe forman var mı? Adın yazıyor mu? Yazmıyoruz. Peki. Numara da yazdıracağız. Peki kaç numara yazdıracaksın? Efendim? 10. 10 numara. 10 Silimani. Tamam, başka bir soru daha soracağım sana. Sen hiç Fenerbahçe'nin maçına gittin mi? No. Gitmedin. Fenerbahçe'nin maçına gitmek senin hayalin miydi? Evet. Ha? Evet. Evet. Bir gün inşallah o da olur. Tamam. Şimdi o zaman bize beraber Kadıköy'e gidelim. Uzaktan bir stadı görelim. Yani. Tamam, okey. Hayalet! Sen dedenin harçları ne alacaksın? Top alacağım. Top alacaksın, tamam, süper. Ne kadar toplar ne kadarsa, üç gerekirse üç tane alırım. Ya bir tane top ne etmiyor yahu? Hemen patlıyor. Logo ne? Fenerbahçe çocuk yaşa, canım feda. Karşıda bir tane stat var. Ne stadı o? Ne stadı? Fenerbahçe stadı. Daha yakınına bir gitsek. Baba, bir şey söyleyeyim mi? Sen bu stada girmiştin değil mi ben evet. Küçükken? Evet, sen çok küçüktün bir kere geldim. Ne hissediyorsun şu anda stada bu kadar yakın olmak? Nasıl bir şey? İyi şey. İçine girsem... Efendim? İçine girsem harika olacak. Ya şu an oyuncular içeride mi? Neden içeride olsun şu anda oyuncular? Maç mı var bugün? Ya içeride mi antrenman mı yapıyorlar? Bilmiyorum yani ne var şu anda. Şimdi öldüğümüz yer aynı. Değil mi? Doğduğumuz yer de aynı. Peki biz yaşarken neden ayrışmaya çalışıyoruz? Neden farklı olmaya çalışıyoruz? Aslında
bir olmamız lazım değil mi? Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Sen bir Fenerbahçelisin, babam bir Fenerbahçeli, ben de Galatasaraylıyım. Ve şu anda Fenerbahçe'nin maçının öncesinde Feneryum'un önündeyiz. Değil mi? Bu bir sürprizdi senin için. Ama ben en az senin kadar heyecanlıyım burada olmaktan. Çünkü hepsi Türkiye'nin takımı. Aslında hayallerimiz bizi bire götürmeli. Ayrıştırmamalı, birliğe götürmeli. İşte hayal böyle bir şey. Hayal aslında bizi bir yapar değil mi? Bir işareti yapalım mı böyle hep beraber ha? Bir işareti. Bir. Şimdi sen anlat bakayım hangi Fenerbahçe efsane futbolcuları tanıyorsun? Roberto Carlos, Alex, David. Bunları tanıyorum. Bayağı iyiymiş ya. Peki şimdi bu topu aldın. Alex'in heykelinin altındasın. Ne hissediyorsun? Çok mutlu hissediyorum. Bizim mesajımız vardı. Bir mesajı burada da verelim mi? Olur. Ne? Hayal insanı ne yapar? Gerçekleştirir. Gerçekleştirir ve bir yapar değil mi? Hı. Ayrıştırmaz. Bir yapar. Doğru mudur? Doğru. Aslanım benim. Bir, iki, üç. Hayır! En büyük Fener. Başka büyük yok. Hadi sana bak. Kaleci ben alıyorum. Tamam oldu. Hadi bakalım. Hazır mısın? Wow, süper. İyi kalecisin sen. Alex! Çak! Alex! Hoş geldin bakalım. Şimdi sen uçaktan indik, Kadıköy'e geldik. Galatasaray stadına gidiyoruz zannettin. Halbuki bir Galatasaraylı olarak seni ben Fenerbahçe stadına getirdim. Değil mi? Ondan sonra top istedin. Harçlığımda top alacağım dedin. Sonra ne oldu? Top aldın, top oynadık. Bir şey soracağım sana. Hı. Sen bana arabada anlatıyordun da tam olarak ben anlayamadım. Sen Altınordu'da mı oynuyorsun? Evet. Hangi mevkiyi oynuyorsun? Nerede oynuyorsun? Sahanın neresinde oynuyorsun? Kale. Kaleci misin sen? Peki kaleci olarak mı futbol kariyerine devam edeceksin yoksa futbolcu mu olacaksın? Yani oyuncu kaleci. Mu olacaksın? Kaleci olacaksın. Peki kimin gibi bir kaleci? Manuel Neuer. Manuel Neuer. Peki süper. Şimdi burada herkesin üstünde böyle formalar var. Acaba bugün burada ne var? Maç var. Maç var değil mi? Arabadayken yok diyordun ama maç var. Ne peki... maçı var? Başakşehir mi? Hayır Başakşehir değil. Semih abine sorman gerekiyor. UEFA kupası maçı var bugün. Kiminle? Nasıl bilmiyorsun? Lokomotiv Moskova mı? Hayır. CSKA Moskova. Hayır. Ne? Ha? Ne maçı var? Fenerbahçe'nin maçı var. Hayır. Kiminle? Bir yabancı takımla. Ya kiminle ama? Porto mu? Hayır. Bul bakalım. Real Madrid. Hayır. Juventus. İnşallah onlarla da oynar da dur bakalım. Ya onlarla oynamasın. Ya hangi takım? Derik mi insanı şurada? Hangi takım? Şimdi takımı sonra konuşalım. Ben sana bir sürpriz daha yapacağım şimdi. Ne? Şimdi sen bu maça gitmek ister misin? Evet. Peki böyle mi gideceğim? Nasıl? Böyle bu kıyafetle mi gideceğim? Topu da götürür. Benim maçın olduğumu anlaşır. Topu da götürürsün tamam. Ama sen benden bir şey... Sen demiştin ki bana arabadayken. Yani ben böyle arkasında bir ismim olan bir şey istiyorum demiştin. Var mı? Bu ne? Bak bakalım. Bunlar. Ne yazıyor bunlar?
Çınar. Bu senin ismin yazılı olan bir forma. Bizim sana hediyemiz. CNN Türk'te bir program çekiyoruz ve senin hayalini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda babanın da senin için olan bir hayalini gerçekleştiriyoruz evet. Bu anda. Niye bizim hayalimiz? Aa, maça gidecek miyiz canım? Evet, mı? Maça gideceksiniz. Evet. Maça stadyumuna gideceğiz, değil mi? Bu çok pahalı. Benden sana hediye. CNN Türk'ten sana hediye. Hepimizden sana hediye. Şimdi evvela bir formayı giy bakalım. Hemen formamızı giyelim. Bir bakalım oldu mu diye. Bir dakika bir kaç numara? Kaç numara? Kaç numaraymış ya? 10 numara Çınar. Şimdi o zaman plan şu olsun mu? Diğer maça gidecekler gibi stadın etrafında bir tur atalım mı? Olur. 1, 2, 3. Hayır! Şimdi Çınar, Kadıköy'e ilk defa maça geldiği zaman Fenerbahçeliler ne yapıyor biliyor musun? Bu boğanın önüne gelip fotoğraf çektiriyor. Oğlumun bir hayali vardı. Fenerbahçe. Fenerbahçe stadını gezmek, Fenerbahçe stadında maç izlemek, Fenerbahçe tesislerini gezmek. Semih Yalman'a bir video attım CNN Türkiye. Ve hayalimiz gerçek oldu Semih Yalman sayesinde. Sağ olsun. Fenerbahçemizi, Fenerbahçemizin tutkusunu Çınar'a yaşatmak için bize öncü oldu. Ve Çınar şu anda Fenerbahçe tesislerini gezdi. Yani son derece mutluyuz ve birazdan maça gireceğiz. Hani şeye gelirsek de Fenerbahçeliliğimize bizim tutkumuz son derece yüksektir Fenerbahçeliliğimiz. Hatta oğlum ismi Çınar da asırlık Çınar olduğumuz için koyduk. Hatta ismini Alex eklemeyi istedim. Lakin bunda başarılı olamadım. Ama adıyla yaşasın, Fenerbahçe'yle yaşasın inşallah diyorum. Yolda da aşırı heyecanımız oldu. Hatta evde başladı heyecanımız. Çınar diyordu ki uyumasak perşembe olur mu baba? Yani heyecanımız son derece şeydi. Uçakta şeyde. Hani bize bu duyguyu yaşatan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İyi ki varlar. Ben de Fenerbahçeliyim. Benim de hayalim geçti. Ben de Fenerbahçe tesisini gelmek istiyorum. Ben de Fenerbahçeliyim. Yani hayalim gerçekleşti benim de. Ben de futbol oynamayı çok seviyorum ama. Ben Fenerbahçeliyim, babam da Fenerbahçeli. Buradan Semih abime teşekkür ediyorum. Hayalimi gerçekleştirdi. Hadi iyi günler. Şu anda Fenerbahçe'nin Derazı tesislerindeyiz. Arkamda altyapı takımları hayallerini gerçekleştirmek üzere antrenman yapıyor. Bugün iki tane hayal gerçek oldu. Levent'in ve Çınar'ın hayali. Onları maça uğurladık. Onlar hayallerini yaşamak üzere maça doğru giderken belki de Çınar bu tesislerde ileride kalecilik yapacak. Belki de milli takımda oynayacak. Kim bilir nasıl bir dönüşüm yaşayacak hayatında. Siz de hayallerinizi ertelemeyin. Onlar ertelemediler, adım attılar ve bize videolarını yolladılar. Siz de bize videonuzu yollayın ve belki sizin de hayaliniz gerçek olabilir. Hayal et CNN Türk Instagram adresine. Hayal edin ki olsun. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok.